Yapay zeka günlük yaşamda giderek daha etkin hale geliyor. Pazarın her yıl %54 büyüdüğü belirtiliyor. Sektör çalışanları hayatınızı kolaylaştıracağı sloganıyla yola çıktı, iletişim başta olmak üzere birçok alanda yapay zeka kullanımını yaygınlaştırdı. Yapay zeka kontrollü platformlar sohbet odalarında insanların daha kibar ve kontrollü iletişim kurmasını sağlıyor. Soyut düşünebilen yapay zeka programları insanlara izleyeceği filmden gideceği tatil yerine kadar birçok tavsiye veriyor. Yapay zeka bazı alanlarda hayati katkı sağlıyor. Sağlık sektöründe çalışanların işini kolaylaştırdığı gibi hayatta kurtarıyor. Türk Beyin Projesi bunun örneklerinden. Geçen ay projeye dahil edilen bir kişi MR çektirip evine döndüğü sırada sistemin verdiği uyarı sayesinde hastaneye kaldırıldı, ölümden döndü. Savunma sektöründe ise ülkeler yatırım için birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin ürettiği yapay zeka destekli silahlı insansız hava araçlarını birçok ülke yakından takip ediyor. Mevcut iş gücünün bu dönüşme dahil olmasının yanında genç nüfusun da alana ilgisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu eğitimler ve teşvikler destekleriyle lehimize bir süreç işletmenin de önemli olduğunu farkındayız ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Robotlar bomba imha ediyor, cephe hattında malzeme sevkiyatına destek oluyor. Savunma sektöründe yapay zeka kullanımı çatışmada üstünlük sağladığı gibi can kaybını en aza indiriyor. Ancak yapay zekaya ilişkin riskler de hayli fazla. Beyni tembelleştiriyor, hastalıklara kapı aralıyor, istihdamı azaltıyor, işsizliği arttırıyor. 2030'da insan iş gücünün %30'unun yerini yapay zeka alabilir. Hayal gücü yoksunluğu sıra dışı çözüm üretememesine yol açıyor. Ahlaki değerleri olmadığından kararlarında insan hayatını öncelemiyor. İş kaybı evet gerçekleşecek ama iş kaybından daha fazla yeni beceriler geliştirilmesi ve yeni mesleklere odaklandığımız zaman 1.3 milyon yeni iş gücü artışını sağlayabilir gözüküyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon şirketinin geliştirdiği sanal asistan Alexa'nın bir çocuğu tehlikeli bir oyun oynamaya teşvik etmesi büyük tepki çekti. Tesla'nın sürücüsüz aracının kaza yapması tartışmalara yol açtı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği bazı SİHA'ların sivil ölümlerini arttırması eleştirileri beraberinde getirdi. Nvidia şirketinin geliştirdiği robot Oxford Üniversitesi'nde bir oturuma katıldı. Robot, silahlanma yarışına ilişkin bir soruya "Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım" yorumunu yaptı. Yapay zekanın kontrolü tamamen ele alıp insanlıkla savaşması olasılığı da sık sık dile getiriliyor. Bu konuda yazılan kıyamet senaryoları Terminator ve Matrix gibi kült filmlere dönüştü. Yapay zekanın ne yönde ve ne kadar gelişeceğini zaman gösterecek.